Merhaba arkadaşlar, Ünal yapım olarak yeni bir oyun tanıtımı ile karşınızdayız. Oyunumuzun adı Anno 2205. Bir strateji oyunu ve oldukça gelişmiş bir oyun. Şu ana kadar gördüğüm en iyi oyunlardan biri diyebileceğim, ilk 10'a çok rahatlıkla girebilecek strateji oyunlarından bir tanesi. Tamamen teknoloji oyunu hakim ve ayrıntıya o kadar çok önem verilmiş ki her şeyin en ufak ayrıntısına kadar, yani en küçük arabalara kadar, hareketlerine kadar belirtilmiştir. Öncelikle bir tanıtım küçük videosunu bir izleyin isterseniz. Oyun üzerinde sadece dünya üzerinde değil, bütün bölgelerde, aydan gezegenlere kadar, farklı farklı bölgelere kadar yerleşim alanları yaratabiliyor ve buradaki ham maddelerle kendi teknolojinizi geliştirebiliyorsunuz. Uzayda bir üst geminiz oluyor. Bu üstten ham madde alışverişi sağlayabiliyorsunuz. Hiç ummayacağınız bir şekilde bir asansör sistemi kuruyorsunuz ve ileriki versiyonlarda diğer bölgelere bile ham madde alışverişlerinde bulunarak eksiklerinize kadar tamamlayabiliyorsunuz. Ya, o denli gelişmiş bir oyun. Şimdi dünya gezegenine doğru gidiyor. İlk önce dünya üzerinde belli başlı yerlerde başlayacağız tabii ki. Bu oyunun eski versiyonları da vardı. Onlar da gerçekten güzel. Ama 2015 versiyonu gerçekten bize grafik teknolojisinin ne kadar ileri seviyelere gelebileceğini göstermekte. Hemen buradan New Game diyoruz. Bu bayan bizlere yardımcı oluyor. Görevleri belirtiyor. Ne işlem yapacağımızı bu bayandan öğrenebiliyoruz. Sol tarafta da ileride göreceksiniz zaten. Bildirimleri çıkacak. Thank you for participating in the Luna licensing program. The program stipulates that your corporation set up operative spaceports. Bizi ilk level üzerinde ne yapacağımızı anlatıyor. Yerleşimler kurabilirsiniz diyor. Bu yerleşimleri kurarak ay yüzeyine de bir bölge kuracağız ve aralarında alışveriş sağlayacağız. Onu anlatıyor. Enerji sağlayabiliriz diyor. Aydaki çünkü enerji miktarı çok yüksek. Öncelikle bir at oluşturun diyor. Ben Ünal yapım diye belirtiyorum. Burada bölgenizin işte simgesini seçebiliyorsunuz. Ben direkt bunu seçtim. Haritalar var. 3 harita. Ben en sağdakini tercih ediyorum. Çünkü birazcık daha yerleşim alanı. Bunlar da bakın geniş değil. En sağdaki biraz daha fazla. Yani şu genişliği. Yani bir yerde toplu halde duruyor. O yüzden bunu kullanmayı deneyeceğim. Zorluk dereceleri var. İlk başta en küçüğünden başlayın. Ardından daha zor seviyelere doğru çıkmanızı öneririm. Zaten o da para zorluğu. Onun dışında herhangi bir zorluk tabii ki bizlere sunmuyor. O kadar fazla. Şimdi ilk seviyede bizlere yapmamız gereken kara üzerinde bir yerleşim alanı kurup bu bölgeler arasında otomatikman ev kurmamız, işte insanların ihtiyaçlarınızı gidermemizi filan söylüyor. Ve en sonunda da uzaydaki üstümüze bir asansör kuracağız. Bunu anlattı. Şimdi gördüğünüz gibi oyunumuz başlıyor. Yani bu arazi, 3. bölümdeki arazi sizin için daha iyi olabilir. Hani ardından diğer arazileri de kullanabilirsiniz ama bunlar uçsuz bucaksız ve birazcık daha düzenli olduğu için kullanış alanı daha basit ve kolay. Hani diğerlerinde birazcık daha zorluyordu. O daha demin gösterdiği yer, ham madde alışverişi yapabileceğiniz bir kişi. Zorluğa geldiğiniz anda, yani zor durumda kaldığınız anda ham maddelerinizi alabileceksiniz. Öncelikle hemen oyunumuza başlayalım. Şimdi oyunda hemen kısa özetlemek gerekirse sağ üst kısımda burada bize level seçeneklerimizi göstertiyor ve diğer oyundaki server'daki kişileri de görebiliyorsunuz. Buradaki profil
üzerindeki yine aynı işlemleri göstermekte. Buradan oyundan çıkmak için filan kullanabiliyorsunuz. Ham madde için biriktireceğiniz bir para birimi. Burada insanların ilişkileri ve yükselme dereceniz, burada da para biriminiz bulunmaktadır. Şu an yükseliyor. Herhangi bir parasal anlamda sıkıntımız yok. Buradan dünyaya bastığınız anda otomatikman gezegen üzerinde farklı bölgeleri görebilirsiniz. Örneğin bunlar farklı araziler ama ileride hepsini ele geçireceğiz. Bu da uzay üstümüz. Bu adam sayesinde de bölgelerden bölgelere alışveriş yapabiliyoruz. Şimdi öncelikle bizden istediği nelermiş bakalım. 25 tane karakter, yani insan bölgesi istiyor. Şuradan yapım aşamalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin bize buradan 25 tane yer istedi. Önce şu yerde gördüğünüz ham maddeleri alabilirsiniz. Onlar size yarar sağlayacaktır. Burayı evlerle bir donatalım öncelikle. Şöyle bir çift sıra gidelim. Şimdi evleri gittiniz, problem yok. Ancak bunlara ev bizden yol istiyor. Yani yol olmazsa kesinlikle evlerin hiçbir anlamı olmuyor diyebilirim. O yüzden buralara yol yapmak şart. Tamam. Bu yollar sayesinde bütün evler aktif olarak geliyor. Ve gördüğünüz gibi insan sayısı hemen altta artmaya başladı. Enerji miktarı ve araç miktarıdır. Yani kargo araçlarıdır. İhtiyaca göre değişiyor. Şurada insanlarınızın neyi eksiği, neye ihtiyacı olduğunu görebiliyorsunuz rahatlıkla. Bunu bu amaçla kullanırsınız. Bunun dışında level aldığınız anda, seviye atladığınız anda buradaki seçenekler gitgide yükselecektir. Örneğin orman alanlarında burada insanlara orman veya park alanı yapabiliyorsunuz ama genel olarak gereksiz çünkü çok yüksek mevlalarda sizlerden istiyor. Diğer bölgelerde bu yaptığınız hatalı bir şeyi silmenize yarar. Yani silebiliyorsunuz ve aynı şekilde paranızı da gerisi iade ediyor. Bu seviye atladıktan sonra ileriki seviyelerde bunları yükseltme, yani geliştirme isteyecektir. Geliştirmenize yardımcı olur. Bu da aynısından bir tane daha hemen yapmanızı sağlıyor. O işe yarıyor. Bu da farklı, yanlış bir şey koyduysanız hemen oradan tuttuğunuz anda taşımanıza yardımcı olacaktır. Şimdi gelelim görevleri tamamlamaya. Biz birkaç tane daha insan yapalım buralara diyecektim. Şeyimiz eksik. Öncelikle bir yemek yapalım. Ham madde şu anda problemi var diyor. Bir araba yapalım. Yok, araba yapmamıza gerek yok. Bizim aslında en başta yapmamız gereken enerji sıkıntılı. Ham maddemizi çok kullandığımız için şurada yerde ham madde gördüm. Bunu göremezseniz, yani ham madde genellikle olmayabiliyor. Şu altta bizim yardımcımız var. Bu adam bize yardım ediyor. Nick. Nick'ten para karşılığı çok cüzi rakamlarda, mesela 15'e 35 tane bu ham maddesinden alabiliyorsunuz. Yani paranız olmadığı zaman direkt çekin, hiç uğraşmayın. Burada size yardımcı olsun arkadaşımız. Nick iki tane yemek yeri, gerçi bir tane yapsak yeterliydi. Diğerini silelim. Ya istediği miktarlarda yapın. Bundan sonra bunları geliştirebiliyoruz çünkü. O geliştirmeleri kullanacağız. Yemek yeri de yaptım. Ham madde eksiğimiz olduğu için bir ham madde bölgesi yapın diyor. Ham madde bölgesinde şuraya yakınına kuracağım. Hatta birazcık daha uzağa kursam daha iyiydi ama neyse, oralara ev artık giderim. Şuraya kurayım ham madde bölgesini. Yakıt gerektirecek tabii ki bunun içinde. Yakıtı da şunun yakınlarına, şöyle bu taraflara doğru kuracağım. Hatta şuraya kurayım aynen. Tamam. Yakıt sistemini de kurdum. Şu an hepsinde yol var. Araçlarımız da var. Problem yok. Görevde gördüğünüz gibi hepsi tamamlandı. Sadece bir tane insanımız eksik. Onu da şuraya şöyle birazcık daha uzatalım. İnsanlarımızı ekledik mi? Tamamlanacaktır. Genellikle seviye atlamak aslında çok basit ama önemli olan şu sayınızın yükselmesidir. Yani düşmeye geçtiği anda zararda demeksiniz. Ve bu zararı aşmak için olabildiğince dikkatli hareket edin. Çünkü insanların neye ihtiyaç olduğunu hiç bilemiyorsunuz. Birçok ihtiyaçları artmaya başlıyor ardından. Öncelikle her şeyden birer tane yapın. Fazla abartmayın. Ondan sonra gitgide yükseltebiliyorsunuz. Yani bunları tek hamlede geliştirebiliyorsunuz. Şu anda bizde bakalım eksik neymiş? Su. Zaten suyumuzu yaptık ama gördüğünüz gibi hani su bölgesinde bile yol işareti yol olmadığı için bize hata veriyor. Şöyle yakınlaşırsanız simgeleri rahatlıkla görebilirsiniz. Mouse'unuzun orta yuvarlak tuşuyla yakınlaşma işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda insanların seviyesinin yükselmesini bekliyorum. Herhangi bir hiçbir işlem yapmayacağım.
Sadece yükselmeyi bekliyorum. Şurada birazcık daha insanların sayısını iki katına çıkarabilirim. Evet, insan sayımız şu anda doldu. Infodrom dediği bir sistemsel alan gibi bir şey düşünün. Konuşma alanı gibi de diye denebilir. Bunu genellikle orta bölgelere kurun ki ardındaki insanlar da, yani temelli herkes yararlanabilsin bu sistemden. Yoksa diğer türlü biraz yararlanamıyorlar. Ben bunu şuraya kurmayı düşünüyorum. Ve gördüğünüz anda Sibera otomatikman kuruldu. Ve hepsi yükselirse geçti. Bazılarını yetmeyebiliyor. Örneğin şu iki bölgede yetmedi. Hani bir tane daha bizden kurmamızı istiyor. O yüzden de ileride bir tane daha kuracağım. Şimdi şu anda bizden enerjiyi çünkü çok yüksek isteyecektir. O yüzden kurmuyorum. Gelişim göstertme işaretine bastığınız anda bunları tek tek şöyle tıklayıp geliştirebilirsiniz. Ama böyle tek tek yapmanıza gerek yok. Şu sembole tıkladığınız anda basılı tutup şöyle çektiğiniz anda o bölge içerisindeki bütün evler yani paranızın yettiği kadar olan diyebilirim gelişecektir. Ya da tek tek tıklayabilirsiniz. Şu anda bu kadara yetiyor. O yüzden birkaç tanesi gelişebildi. Bir ileri seviyeye ulaştık. Bu ileri seviyede bakalım bizden daha farklı şeyler istiyor. İnsanların ev sayıları birazcık daha gelişti bizde. Şimdi onları ilk önce bir ihtiyaçları nelermiş ona bakalım. Örneğin şu evden birazcık daha istiyorlar. Bundan bir tane daha yapacağım şu kenara. Evleri yaptığınız yerin üst kısımlarını genellikle inşaata ayırın. Yani buralarda inşaat bölgesi yapın ki karışıklık pek olmasın. Tamam, bunu da tamamladım. Başka bir ihtiyaçları var mı? Şimdilik herhangi bir ihtiyaçları yok. Bölgede kazı çalışmaları yapmak için operatörüse girdiğiniz anda otomatikman buralarda kazı çalışmaları yapabiliyorsunuz. Her bir şey için mesela burada bize göstertiyor nelerin gerekli olduğunu. Önce şöyle bir gireyim. ESC'ye bastınız mı çıkıyor. Şu ikisinden istiyor mesela. Bir tanesini yapmanız için ikincisine ihtiyaç duyacaktır. O yüzden onu da şöyle yapıyorum. Bir gündüz olsa da rahat rahat görebilsek. Oyuna başlar başlamaz gece oldu resmen. Aynen bunu kurdum operatörümüzü. Tabii ki buradan bize yol ilave etmemizi isteyecektir. Şuradan şöyle bir yol ilave edeceğim ben buraya. Aynen sabah oluyor zaten. Yol ilave ettim. Şu anda enerji miktarımız biraz düştü. O yüzden şundan kullanacağım. Bunlar enerji miktarını düzenliyor. Öncelikle birer tane atın. İleride bunları geliştirdiğimiz zaman hiç gerekmeyecek. Daha profesyonel artışlar gerçekleştirebileceğiz. Sileceğiz onları. Daha yenisine gelişmişlerini kullanacağım. Enerji miktarımızda da sıkıntı yok. Robot problemimiz vardı. Robot bölgesinde hemen şunun dibine kuruyorum. Şu anda robotta herhangi bir artış gösteremeyecek. Çünkü madde eksikliği olduğu için, yani ham madde eksikliği olduğu için robot artışı olamayacak. O yüzden şuradan da bir yol buna gidiyorum. Tamamdır. Şimdi genel olarak birkaç tane ayrıntıyı sağladık. Bakalım bir ihtiyaçlarımızda ne eksikliğimiz var. Şu anda pek bir eksikliğimiz yok. Tek eksiklik enerji. Enerji içinde yine şu bölgeden bir tane daha yapacağım. Bunu yapacağım. Ardından şu fiber ağı bir daha kuracağım. Çünkü insanlarımıza yetmedi. Sayısı biraz fazla olduğundan dolayı. Onu da bir yan yola kuracağım. Çünkü devamına yine bayağı bir insan getirmeyi düşünüyorum açıkçası. Aa, enerjiyi kurdum. Niye vermedi? 30. Enerji istasyonu yetmedi adeti. Şimdi burada biraz fazla kurduk ama ileriki seviyelerde bunların hepsini geri alacağım. Yani sileceğim öyle diyeyim, geri alacağım dediğim. Şuraya biraz insan yapalım. Neyimiz eksik? Ham maddemiz biraz eksik gözüküyor. Nick'e gidelim, biraz ham madde alalım. Paramız var. Oo maşallah, biriktirmiş bayağı bir. Şöyle 100'e tıkladığınız anda 100'er 100'er alıyor. Yani hiç uğraşmıyorsunuz tek tek tıklamayla. Ya da 10'a tıkladığınızdan da 10'ar 10'ar da alabilir. Onlar size kalmış. Şu an Nick'ten bayağı bir aldım. Bu da bize yardımcı olacak. Competitive edge sharpened.
Şuradaki yolu birazcık silmeyi düşünüyordum ama belki araya bir şey sıkıştıramayabilirim. O yüzden pek tehlikeye atmayacağım. Direkt şunun yanına devam ettireceğim. Yani edebildiği kadar, bu kadar yapabiliyorsa bu kadar yapsın. Gerisini yolla tamamlayacağım. Burada sadece bizden istediği insan sayınızı arttırın. Yani insan sayımızı olabildiğince arttırmamızı istiyor. Buraya gelmemizi istedi haritada. Bu ana bölgemiz. Buradan işte asansör falan çıkıyor. Şurada bu tekneye yardım edebiliyorsunuz. Hani burayı yapmasını falan sağlıyorsunuz. Yere yıkılan parçaları görebilirsiniz. O parçaları toplayıp yapabiliyorsunuz. Veya yeni ufuklara, yani yeni karalara gitmek için de şimdi şöyle gösterelim bunu, bir konuşması bitsin. Licensing program starting. What building a breath. Onu yapmak için bizim şu özel aracımız var. Onu alalım bir. Özel aracımız nerede derseniz, özel aracımız şu oluyor. Bununla öncelikle küçük aracımızı alıyoruz. Bu aracı yeni karalar keşfetmek için de kullanabiliyorsunuz. Nasıl olur derseniz, onu da inşallah bu bölümde gösterebilirim. Olmazsa ikinci bölümde size bunun için özel bir seviye ayırtabilirim. Tamam. Cihaz şu anda bizim yanımızda. Bu bölgeleri yıka dursun. Biz de o sırada gerekenleri tamamlayalım. Görevi tamamladık. Adam zaten şu anda görevde herhangi bir problem kalmadı. Aynen, görev tamamlandı. İleride bunu da geliştirebileceğiz. Bakalım. Aa, süre vermiş. 5 dakikada yapıyormuş zaten. 2000 paramız falan şey olursa yapacak diyor. 2000 gelişim istiyor. Onu biraz bekleyelim, acelesi yok bunu yapmak için. Bizi ana bölgeye yine işaret ediyor. Bakalım orada ne diyor. Bir gelişim, ekstra bir şey yok. Bunu ileride geliştirmek için şu yandaki bu tuşa bastığınız anda geliştirebiliyorsunuz. Ki insan sayımızı 1000'e getirdikten sonra o gelişecek. Ama insan sayınızı geliştirmeden önce şu yükseltme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunlar da sizlere bayağı farklılık sağlayacak. Şöyle bakayım. O bayağı geliştirdi ya. Aynen. Bunları hep geliştirdim. Bunlar insan sayımızda artışlara neden olacaktır. Şu yan tarafı birazcık daha ham maddemiz bitti. Ham madde onu ileride biraz geliştireceğim için yine Nick'ten biraz borç alayım. O tamamen oyundan çıkıyordu. İki kere SC falan basarsanız oyundan tamamen çıkmaya yönelik hareketler yapabiliyor. Tamam. Şimdi şuraları en iyi evden bir tane daha yapacağım buraya. Şöyle geliştirelim burayı bir. Şu fiber ağı aslında kaldırabilirim oradan ya. Çok gereksiz durdu. Daha farklı bir yere atabilirim. Oo, burada ev tam sığmıyor. O çok kötü olmuş ya. Neyse, yapabildiğim kadar yapayım. Gerisine ya da hiç yapmayayım. Daha mantıklı. Şöyle bir iki tane kurayım buraya. Aynen, şöyle kurabildiğim kadar kurayım. Bunları yıkacağım birazdan. Daha fazla ev kurabilmek için. Çünkü her alana, her bölgeye ihtiyaç duyuyorum. Gelişim oranlarını arttıralım. Bakayım insanların bir eksiği var mı? O yemekte ve şeyde biraz eksikleri olmuş. Yemeği arttırmamız gerekiyor. Bakalım bir gelişimler çıktı mı? Gelişimler daha çıkmadı. Biraz yemek arttıralım. Eksi 5. Bir tane daha kurarsam yemeği kurtaracağım.
Biraz meyve suyu istedi bizden. Meyve suyu bölgeleri yapmamız gerekiyor. Şu an araç eksik dedi ve elektrik eksiğimiz var diyor. Şuraya hemen araç ekliyorum. Bir tane daha araç ekleyeceğim. Bunları sonradan bayağı sileceğim. Çünkü gelişim daha önemli bizim için. Şu an elektrik biraz sıkıntıda oldu. Elektrikten önce şu insanların bir sayısını bir arttırayım. Sonra geçiş yapalım direkt, hiç uğraşmayayım. Evet, enerji çıktı. Bu su yüzeyinden bir enerji sağlıyor ve sağlam enerji veriyor gerçekten. Nick, geldim yanına yine. Ver canım. Nick'ten yine aldık. Şimdi enerji kulesi kurabiliriz. Bu sudan aldığı enerji daha yüksek seviyeleri veriyor bizlere. Mesela kaç verecek bir deneyelim. Şöyle götürelim. Bayağı veriyor. 250 falan veriyor. Yanlış bakmadıysam ya 250 ya 300 veriyor. Şu an yemek seviyelerimiz filan normalde. Su birazcık sıkıntıdaymış. Su bir tane daha kuralım, önemli değil. Nerede su? Kurduktan sonra herhangi bir yükseliş olmaz zaten. Oraya kesinlikle bir yol gitmeniz şart. Yolu kurduktan sonra artışlar olacaktır. Şu an parasal anlamda da bir problemimiz yok. Ama ben şunlardan bu bölge üzerine birkaç tane kuracağım. Çünkü ham madde ihtiyacımız bayağı fazla oluyor. Bir 20 falan yaparsam çok iyi olur. Araç eksiği varmış. Araç da basalım. Tamam. Şu anda genel olarak parasal anlamda sağlam bir yükselişe geçtik. Gelişimlerimizi gerçekleştirebiliriz. Oo, dur. Bu yıkmaydı ya. Yanlış yaptık. Tüh. Yanlışı seçtim. Şunu seçeyim hemen. Oradan. Tamam, gelişimi seçecektik. Yıkım nereden çıktı? Tamam, şurayı şöyle geliştireyim. Önce küçüklerden başlayın. Kafanız karışmasın. Nereye geliştirip geliştirmenizi unutursunuz çünkü. Nick, bakalım azıcık daha para biriktir ya. Nick'ten 19 tane daha aldım. Bunları da geliştirirsek tamamdır. Hatta şunları geliştirsem de olur da. Tamam, beni gördüğünüz gibi geçti. Şu anda gelişim konumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Şu an tek yapmamız gereken start update diyor. Ana biriminizi yükleyin diyor. Yani geliştirin diyor. Ve geliştirdik. John bir korsan. Gemiler üzerinde size ittifak kuruyor. Ve kötü bir adam açıkçası. Ya bunu yapmaya çalıştığı ticareti engellemek kısacasına. Size bütün parasal anlamda kazanç sağlayan kişilerin sistemlerini durduruyor. Siz de bunların araçlarını yenerek bizlere otomatikman ham madde sağlayabiliyor. Bu yüzden şimdi onun elinden gideceğim. Teknemizi kurtaracağım. Gitgide bölgelerde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Siz bu hakimiyetine son vermeye çalışacaksınız. Tabii ki dünya üzerinde. Allah, ama gözünde ön planda ay var. Ay'a ulaşamayacak. Bizi engellersek tabii. Orbital Watch diye grubun adı diye geçiyor. Şu anda gelişimi tamamladık. Savaşa nasıl gireceğiz derseniz, şimdi bu bölgemizde herhangi bir problem yok. Sayı artışlarımız devam ediyor. Pardon, 924. Aynen, artıyor, sıkıntı yok. Biz hemen gidelim. Şu dünya haritasına tıkladığınızda otomatikman burayı görebilirsiniz. Savaş için, yani burayı tercih tıklamamızı zaten istiyor.
Şimdi videomuzun arkadaşlar sonuna geldik. Ben bu bölümü ikinci bölümde anlatacağım. Yani savaş bölümünden sonra diğer gelişimleri de ikinci bölümde anlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hemen sağ alttan kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorum yapıp beğenirseniz de iyi olur. Şimdilik görüşmek üzere.